1 milyar doların ya da 1 milyar TL'nin olsa ne yaparsın? Hiç bununla alakalı bir şey düşündün mü? Ben mi? Sen. Çok düşündüm. Çünkü benim oğlumla yaptığım, daha önce Can Can'la da konuştum. Şöyle diyormuş, o da çok komik olur. Yani 150 milyon kaldı, bir şey yok. Çok isterdim, çok isterdim. Şu anda evet %90'ı açık olmakla beraber biriktirmeye uğraşıyorum. Benim oğlan da çok konuşuyorduk bunu. Benim oğlum işte YouTuber olma kariyerini falan anlatırken YouTube'dan para kazanma niyetiyle bu işi yaptığını. Dedim kazanacağım parayı ben vereyim. İşte daha çok video çekerim. Niye çekersin? Daha çok para kazanmak için de. O parayı da dedim hepsini yatırayım. İşte atıyorum 1 milyon dolar yatırayım dedim. Dedi ki arsa alırım. Niye dedim, ne yapacaksın arsayı? Dedi para edecek, daha çok satacağım, daha çok para. Yol dedim, 100 milyar dolar yatırayım dedim hesabına. Sonra ne yapacağım? Muhabbeti böyle zorladıkça ertesi sabah o kadar parayla ne yapacağını bilmediğini fark etti ve çocuğun sanıyorum hayatımda en büyük kırılma gerçekleşti. Şimdi para yapmak istediğin şeyler için bir araç ya. Yapmak istediğin bir şey olmadığında, paranın bir anlamı kalmadığını fark etmek için biraz fazla yaşamamız gerekiyor. Yani çünkü bize paranın pompalanma biçimi arzu nesnesinin bizzat kendisiymiş gibi olduğu için öyle bir... Ya para arzulanması gereken esas şey oymuş gibi duruyor. Çünkü para omnipotent bir değer. Ya aldığın zaman her şeye ulaşabilirmişsin gibi geliyor. Fakat neye ulaşacağını bilmiyorsan bu seni bazı otomatik davranışlara yöneltir. Mesela benim oğlum arsa alması gibi. Türkiye'de insanların büyük kısmının ev almaya kalkması gibi. Çünkü niye? Çok parası olan böyle yapar. Altın alması gibi. Bir yere bir tasarruf falan filan. Ve yani bu ciddi anlamda bence yani iyi ki bunu masaya getirdin. Bu konu diğer bütün konular bırakılıp mesela aylarca Türkiye gündeminde konuşulsa, Dursun Ali Yazlı arada bir gelse burada bir para muhabbeti yapsa falan hakikaten aydınlanırız diye düşünüyorum. Çünkü benim gerçekten 1 milyar dolara ihtiyacım yok. Yani net olarak yok. Ve yarın olursa muhtemelen dağıtırım. Yani yapacak başka bir şeyim yok. Çünkü o para eğer ben bunu bir yere harcamaya kalkarsam, onunla daha önce yapmadığım bir şey yapmaya kalkarsam saçmalayacağım çok büyük bir ihtimal. Yani muhtemelen saçmalayacağım. Çünkü geçen sene tatilde konuşurken dedim ya abi ben tatilde ne yapacağımı bilmiyorum diye. Yani mesela çünkü ben tatil gibi yaşayan bir adamım. Orada başka bir şeyin kültürü varmış tatilde ve bende olmayan bir kültür o. Şimdi bu çok paran olması hali de o parayı böyle yolda kazanıyorsan o kadar büyük hacimli işlemler yapıyorsan anlamlı ama benim için yarın 1 milyar dolarla vallahi yapacağım hiçbir şey yok. Yani ne yapacağımı biliyorum. Hiçbir şey yapmam. bir de hani bunun bir üst şeyi de var, pozisyonu da var. Paranın daha az ölçeklerinde bile aslında yapacağımızı düşündüğümüz şeyler, ev araba satın alma ya da işte ne bileyim bir yerlere tatile gitme, dünyanın çeşitli yerlerini görme ya da benzeri şeylerin hiçbirisinin de aslında birinci derecede parayla ilişkisi olmadığını fark etmek de tuhaf bir kademe. Ama bir tetikleyici var. Yani onu mesela konuşmak gerekiyor. Bu sohbetin dışında kalması gereken bir bölüm orası. O da standart güvenlik duygusunu oluşturma hali. Şimdi hayatımda ömrüm boyunca işte tahmin ediyorum Türkiye'de artık 10 bin lira sınırına geldi. Aslında 7 bin lira civarındaydı ama son zamlarla beraber 10 bin sınırına geldi. 10 bin lira civarında aylık olarak hep düzenli olarak para kazanacağını düşündüğünde, bunu sabitlediğinde aslında daha büyük bir paraya ihtiyacın olmuyor. O 10 bin lira seni ömrüm boyunca yapmayı isteyeceğin birçok şeyi yapabilir durumda tutacak bir güvenlik parası. Hı. Şimdi bunun üzerinde bir para için... Bunun üzerinde bir yapacaklar tecrübesine ihtiyaç var. Aynen öyle. Ve hani o yapacaklar tecrübesiyle alakalı mesela gerçekten nitelikli bir şekilde arabadan anlamak istiyorsan, ilgileniyorsan zaten şimdi başlıyorsun. O 10 bin lirayla bile süper lüks arabalara ulaşabilecek bir sistem kurabiliyorsun. Ama mesela şunu fark etmek gerekiyor. Arabalarla, uçaklarla aynı anda ilgilenemezsin. O kadar tabii. Öyle bir zihinsel zamanın yok. Aynen öyle. Ben o kadar arabalarla da ilgilenemem. Yani mesela arabadan tiksiniyorum şu anda İstanbul'da yaşıyor. Yani... Mesela öyle bir hayalim bir de küçükken de olmamıştı. Bir de şöyle bir durum var demin. Mesela şimdi 1 milyar dolar değil ama ben 1 milyon dolarla ne yapacağımı biliyorum. Mesela benim yarın sabah 1 milyon dolarım olsa onun aslında ne yapacağımı biliyorum. Bizim hep bir muhabbetimiz var ya bir mekan olması lazım. Hani böyle eğitimler, kültürel aktivite, hedefler böyle uçuyoruz ya seninle. İşte şimdi, o çalıştığın bir konu. Yani. Ama şöyle bak orada da bir sıkıntı var. 1 milyon liram, dolarım neyse bankaya yattı yarın sabah. Ertesi sabah dedim ki ben bu merkeze kaçacağım. Herifim bir sorsa kaç metrekare bilmiyorum. İçinden olacak bilmiyorum. İşte hangi tip kahve bilmiyorum. İşte ne kitaplar olacak bilmiyorum. Yani bunların hepsi bedavayken çalışmam gereken şeyler. Önceden hazırlığım olduğunda mucizevi bir şey oluyor. Ben bunu etrafımda çok gördüm. Bu kadar enerji yatırıp da yarın hesabına 1 milyon dolar yatacakmış gibi çalıştığında birisi sana 1 milyon dolar buluyor abi. Bir şekilde sistem geliyor bu.
biz burayı anlamıyoruz. Yani yatırdığımız enerji ederini çekiyor. İşleyecek bir organ, yani toplumsal anlamda fayda sağlayacak işleyecek bir organ olduğunda, karlılığı, üretimi, bu bağlamı işlediğinde birileri o mucizevi olarak gökten para gelmiyor sana. O organ, toplum o organ işlesin istiyor. Aynen öyle. Eğer ona hazırsa. Tabii. Zaten yani tüm yapılar aslında bunu fark etme, o secret evrenden iste falan mevzusu değil konu. Yani toplumsal olarak örüntüde zaten ihtiyaç olan bir şeyi sen üretmeyi başarabiliyorsan toplum seni üretimde o yapının içerisinde gel bizim gel. Projelendirme istiyor. Dediğim şey de o ya. Evet. Nasıl yapacaksın? Hangi adımlarda yapacaksın? Ne kadar sürede yapacaksın? Ne kazanacaksın? Ne harcayacaksın? Ya bunu zaten çalıştığın zaman ki bu çalışma bedava. Bizim sorunumuz bir para gelsin çok şey yapacağım. Nasıl yapacağım sorusunun cevabı yok. Nasıl yapacağım olduysa para yok. Yani olsa da kıymeti yok. Üzerinde yine de bu yılbaşı Milli Piyango çekilişlerinde falan hani fantazi kurmak, birden böyle elini rahatlatmak, hani o şey yaşam gerginliğinin üzerinden atmak falan eğlenceli. Yine de hiç böyle fantastik bir şey yok mu aklında? Şöyle bir şey yaparım, şuraya giderim falan. Şu yani yıllardır abi hiç değişmeyen bir şey var. Benim mesela bazen elime top para geçtiği zamanlar oluyor. Mesela bir üniversiteye atıldığında iyi bir tazminat almıştım. Yani bana göre çok iyi paraydı. Nasıl diyeyim sana, 10 aylık maaşın gibi falan bir şeydi herhalde yaklaşık. Mesela o bir yıl boyunca çalışmadım. Ve yani sanıyorum yani 150 sene daha ömrüm olsa hayatımda geçirdiğim en iyi bir sene o olabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Kitap bir mesela Değişen Beynimi yazıyorum o sırada. İşte ilk taslaklarını yazıyorum. Hayatımda en sevdiğim işle uğraşıyorum. Ve canım herhangi bir şey istediğinde alabilecek param var. Ve canım hiçbir şey istemiyor. Yani çünkü o kadar harika bir şey yapıyorum ki. Ve mesela bir ihtimal çıkıyor. Mesela uçağa atlayıp bilmem nereye gitme. Yapabiliyorum ama yapmak istemiyorum. Yani bu nefis bir şeydi mesela. O hali yaşadım. Ve mesela bankada ya da ne bileyim işte evde bir kasada bir yerde bir param var değil mi? Yani o para istediğin zaman harcayabileceksin onu. Ama harcamak istemiyorsun. Yani tutumluluk için değil. Harcamaya ihtiyacın yok. Benim hayatımda tattığım en büyük zenginlik bu. Çünkü seni orada tatmin eden başka bir şey var. Şimdi tatmin kelimesini kullanacaktım. Çünkü tuhaf bir yere de bağlamak gerekiyor. Bu metafor söylenen sözlerin içerisinde de var. Yani hani büyük binalar satın alabilirsin ama yuva ya da ev satın alamazsın. Yani o kurman gereken bir şey. İşte aynen dostluklar öyle. Kurman gereken aynen bir şey, inşa etmen gereken bir şey, sevgi, aşk inşa etme, aile inşa etmen gereken bir şey. Ve onları parayla organize edemiyorsun. Parayla güveni alabiliyorsun, o para kolay para. Tabii. İşte 5-10 bin liralarla onu çözebiliyorsun, güveni alma mevzusunu. Tabii. Daha büyük para bunları yani... Bodyguard hayat... tutuyorsun. İşte tabii başka büyük sorunları da getiriyor. Bu arada hani daha çok para istemeyelim, hırsımız olmasın, dangalaklığından konuşmuyoruz yani. Hani konu. Hayır, ya abi, parayı, parayı harcayacak yerin olsun, evet. Trilyoner ol abi. Keşke. Ha, yani işte tam dünya ile ilgili büyük ideallere işleyecek organları üretme potansiyeli için konuşuyoruz aslında. Aynen. Şunu fark edince, yani benim 1 milyarlık bir hayalim yoku fark edince... Birden insan boşluğa düşüyor çünkü tekil amacı o 1 milyara ya da 1 milyona ya da 10 milyona 100 milyona ulaşmakmış gibi görünüyor. Halbuki 10 milyonluk hayallerinin olmadığını, onu nasıl dönüştüreceğini, ne yapacağını bilmediğini fark edince ona ulaşma olasılığın da yok. Zincir böyle işliyor. Şimdi benim ömrüm olursa, biliyorsun sen bunu, benim mesela 100 milyar dolarlık hayallerim var, 1 trilyon dolarlık hayallerim var ama bunlar eğer benim ömrüm olursa olacak. Niye? Ben onlar üzerine çalışmaya devam ettikçe... O biraz önce bahsettiğimiz mekanizmayla bunun kaynağı da kendinden oluşacak. Ama bana bugün birisi 100 trilyon dolar yatırırsa benim bütün projelerim berhava ediyor. Lütfen sakın. Yani öyle bir şey aklınızdan bile geçirmeyin. Yani o kadar büyük meblağ ben şu anda hazır olsaydım ben onu bulurdum. Yani değerle ilişim, değer üretmekle, hayatta işte bir şey yapmakla alakalı anlayamadığımız nokta burası gibi gözüküyor. O işte o ya tatmin olma işi var ya, ben para gerçekten tatmin etmiyor. Ama sen pahalı ya da ucuz aklındaki bir ajandayı yaşayabildiğin sürece tatmin oluyorsun. İşte 5000 kere örnek verdim, gene vereceğim. Türkiye'de birine 1 milyar dolar yatırırsan bir sürü ev alır. İşte Avrupa'da birine 1 milyar dolar verirsen dünya turuna çıkar. Aradaki fark ne? Biri tatmini deneyimde, öbürü güvenlikte bulmaya çalışıyor. Ve güvenlikte bulmaya çalışanlar hep gelişmekte olan ülkeler ya da az gelişmiş ülkeler. Tatmini işte deneyimde arayanlar ise gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkeler. Bunlar belli bir maddi refahın üzerinde artık paranın ya da güvenliğin zevk vermediği, buradan geldik gidiyoruz, maksimal tatmin edici bir görgü kazanalım diye dünyada deneyime yatırım yapabilen insanlar. E şimdi ben tutup da kendi ülkemin insanını ya da Uganda'da ne bileyim işte Irak'ta orada burada insanlar güvence için emtia alıyor, gayrimenkule yatırım yapıyor diye aşağılayamam. Buranın ekonomik sisteminin ya da dünyaya bakış açısının otomatik bir sonucu. Ama bireysel olarak biz, ben bu topraklarda yetiştim.
Ama sana yemin ediyorum, izleyenlerin huzurunda söz veriyorum. Eğer olur da birisi bana 1 milyar dolar verirse, affedersin, it gibi gezerim. İt gibi gezerim. Çünkü canım ev almak ister, çoluğuma çocuğuma para bırakmak ister. Ama buna direnerek gezerim. Çünkü ben ölmeden önce gelişmiş bir ülkenin vatandaşı gibi de yaşamayı tatmak istiyorum. Mesela benim böyle bir deneyim arzum var. Gezerim ya, saçma sapan İzlanda'da gider, orada piknik yaparım kışın falan. Öyle şeyler yapasım var. Hani bunu şimdi yapamaz mıyım? Yaparım. Ama daha abartarak ancak bunu yapabilirim. Dolayısıyla onun, o meblağın harcayabileceğim bir yer varsa geleceğine eminim. Yoksa sen de o kıymet yok da ondan gelmiyor. Şu anda o senin ona ihtiyacın yok yani. Hani eskiler buna işte nasip diyorlarmış kardeşim. İşte nasipse olur. Ne demek nasipse? Altlığını yaparsan, çalışırsan olur. En büyük facia mesela miras kalması bence. Yani çok büyük bir mirasa oturmak. Bu çok büyük bir facia. Ya bir insan için hak edilmemiş şöhretten çörede denk bir facia varsa o da budur yani. Abi ne halt edeceksin? İmparatorluğun içine doğmuşsun. Zenginsin bir kere doğuştan. Korkunç bir şey. Her şey Richard Rich filminde olduğu gibi olmuyor yani. Ve ondan sonra o sınırsız dünya seni eziyor, parçalıyor. Bir sürü aile şirketinde, büyüyen aile şirketinde danışmanlık yaptım yani. Ben çalıştım olabilecek. İkinci nesil problemi. İkinci nesil problemi diye bir problem var. Bariz. Yani ha. Türkiye'de hatta o bir üçüncü nesil problemi de. Yani bir de çocuklar ziyan. Yani aynen öyle. Samimi arkadaşım olarak, duygusal olarak kendini tarif ederken de ziyan olarak tarif ediyor. Yani ziyandan kasıt şey, o baskı altında kalıyor. Çıkışı yok. Hani bir tarafta iyi bir birikmiş bir şey var. Dışarı çıktığında çok çıplak ve yalnız. Hani o kadar birikmiş bir şey varken miras kalan. Hani bu çok akıllıca bir hamle gibi görünmüyor. Ama içeride de kalırsan koşup baştan belirlenmiş, sabit, çok iktidar bir aile büyüğünden gelen bir şey var falan. Abi yani, sıfırdan işletme kuran ve zenginleşen insanın İkinci nesil arasındaki farkı çoğu insan düşünmüyor. Şimdi ben bunu mesela babamdan da biliyorum. Benim babam trilyoner, fabrikatör falan değil ama mesela sıfırdan böyle işte ufak tefek getir götür esnaflık işi yaparak mesela kuyumcu olmuş. Ve yıllarca ticareti de mecburen ortam şartları gereği sevdiği için bu onun hayatındaki en büyük tatmin olmuş. Ve belli bir artık yani yarın endişesi, yarın ne yiyeceğim endişesi taşımayacak kadar da varlık elde ettikten sonra ya da o sırada benim gibi bir oğlu olmuş. Sanırım ikinci nesil arz endam ediyor. Şimdi bu çocuk böyle bir ihtiyaçtan gelmiyor. Böyle bir tatmin duygusuyla da donanmamış. Ve babasından, anasından, bir önceki nesilden çok daha fazla opsiyonla çok erken yaşta yüzleşiyor. Ve bir sürü şey orada dururken aile ondan ne bekliyor mesela? O işletmenin devam etmesi için bir veliahta için. Şimdi bu zaten başlı başına bir problem. Artı bir de bu meblağın büyük olduğunu düşün. Ben şimdi yani mesela babam hala muhabbetini yapıyoruz, üzerine gülüyoruz falan, sağ olsun artık espri konusu oldu bu konu ama ya bilmiyorum ki mesela böyle katrilyonluk bilmem ne hede hede fabrikaları işletmesi olsun bu kadar kolay ya bir dakika ben akademisyen olacağım diyebilir miydim? Ama bizim bir orta ölçekli bir esnaf var sonuçta ama onu yaparken bile mesela bir konfor alanından çıkma rahatsızlığı bilmem ne var. Ama oradan niye çıkmak istiyorsun sen ya da o gençler niye darlık hissediyorlar? Çünkü bir sürü opsiyon var dünyada. Diyor ki ben bunun gibi mi yaşayacağım? Yani gerek yok ki. Çünkü o ihtiyacı hissetmemiş. O tatmin yolundan geçmemiş. Oradan tatmin olmayı deneyimlememiş hiç hayatında. Zaten bu en büyük problem. Ama bir de bunu işte bu kadar servet biriktirdik. Bunların hepsini senin için yaptık gibi bir lanet olarak çocuğun üzerine çöktürdün müydü? İşte senin bahsettiğin arızalı tipler de çok fazla çıkabiliyor maalesef. Yani. Evet ya yani bununla alakalı ekonomik modeller teklif edenler de var. Yani mirasın işte ne kadar büyük olursa olsun arka tarafa çocuklara aktarılamayacağı modeller, devlete kalacağı falan. Destekliyorum valla, iyiymiş. Valla bence destekliyorum. Ya bir miktarı olsun. Gibi falan söylüyor işte %1-2'sini ailene aktarabiliyorsun, geri kalanı devlete aktarılmak zorunda. Müthiş. Ya bir kere ben mesela çok sevdiğim bir anekdot var, tasavvufi bir hikaye. İşte bir erenlerden bizzat bir köye gelmiş, demişler ki işte falanca vefat etti, siz de buraya geldiniz gibi siz cenaze namazını kıldırır mısınız falan. İşte ölen kimdi diye sormuş, anlatmışlar şöyle iyiydi, böyle iyiydi, hanları, hamamları vardı, şunu yaptırdı, bunu yaptı. Demiş ben bu namazını kıldırmam. Niye? Bir Müslüman da bu kadar mal olmaz demiş adam. Şimdi ben bunu hiç duydum, süper antikapitalist, iğrenç bir hikaye yani şey böyle fakirliği öven falan. Fakat biriktirebilmek demek bir şeye karşılık yani bir fazla malın varsa o bir şeyden geliyor. Birinin eksiğinden sen fazla biriktirirsin. Kaynakları sınırlı bir dünyada bu kaçınılmaz bir şeydir. Bir insanın zenginleşmesinde hiçbir sorun yok benim için. Yani zengin insanları severim hatta, iyi bir şey. Özal gibi konuştum şu anda. Çünkü yani yatırım yapar bilmem ne yapar, ekonomiye can verir ama
bir belli bir çalışmışlık, belli bir know-how'un sonucu olarak biriktirilmiş bir sermaye, bir miktar, bir varlık. Bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan, sırf onun biyolojik çocuğu ya da bir şekilde işte akrabası bilmem ne olmakla bir başka insana geçtiğinde bence çok büyük bozgunculuk bu. Yani o insana yazık başta. Ya o düşünsene, hayatta böyle bir yoktan var etmenin tadını yaşayamayan, işte kazanmanın bilmem ne tırnaklarıyla hani belirsizlik içerisindeki o sıkıntıdan sahili selamete çıkmanın mutluluğunu hiç yaşayamayacak falan olması iğrenç bir şey bir kere. Ve bu aynı zamanda sermayenin tekelleşmesi gibi falan da, sen daha iyi biliyorsun o işleri. Bir şeye gidiyordur yani. Ya o anlattığın hikayenin özünde bu arada tüm dünya kültürünün içerisinde var. Yani bu işte savaş ekonomisinin tarifi aslında. Birinin zengin olabilmesi için bir başkasının elindeki parayı bir şekilde almış olması gerekiyor. Bu da o dönemin koşullarında o adamı öldürme, aldatma işte ya da benzer koşullar barındırıyor. Öyle olunca belli bir büyüklükte, belli standartlarda sıkıntı yok ama o standartların üzerine çıktıysa bu adam bir yerde birilerine kötülük etmiş olmalı ki bu kadar çok malı olmalı teorisinden geliyor. Dünyanın her yerinde işliyor. Bu doğuya batıya da değişmiyor aslında. Baktığımızda da öyle yani. Bir kötülük diye kabul edebileceğimiz bir sınıra giriyor öteki tarafta. Çünkü işgalle yürüyor konu. Yani işte bir şey düşünsene, tüm dünya 1000 yıl kadar boyunca bu yıl nereyi işgal edelim toplantılarının yapıldığı bir dünya. Bu yıl nereyi işgal edelim? Çünkü oradaki parayı, altını, ineği, tahılı, buğdayı falan buraya taşıyacağız. Hani öyle dönüştürülmüş ekonomik olarak. Şimdi tabii daha verimlilik, bilim, bilimsel anlamda üretim bilmem ne diye başka şeyler konuşuyoruz. Ama şu şey değil mi? Şimdi işgalin konusu da şeye döndü. Dursunlar Yaz'da mesela konuştuk ya, bu bir sanal para, kayıt, nakdi para, aynı para mı bir şey diyordu ya. Mesela bankadaki sayıların gerçek dünyadaki emtia karşılığı yok. Ve mesela şu anda dünyanın temel sömürüsüne anlamsız sayı biriktirmiş hesapların sağladığı sanal güç. Yani onlar mesela borçla dünyayı döndürüyorlar. Aslında ortada olmayan, karşılığı olmayan para devamlı el değiştiriyor. Yani birilerinin fakirleşmesine mecburen bel bağlayan bir ekonomik sistem var. Şimdi bu çok büyük bir adaletsizlik. Dünyayı yıkıma götüren şey şu anda bu. Ve mesela basit ve güçlü bir fikirmiş bence. Yani abi miras bırakmak gerçekten olmaması gereken bir şey. O çocuğun hayatta başlaması, atıyorum temel eğitimini, burada bana sorsan temel eğitim ilkokulu yeter ama yani çok uzatıyorlar bence. O temel eğitimini garanti edecek meblağı bıraksın. Hatta bunu devlet sübvanse etsin. Başka bırakılamayan mirastan aldığı paralarla falan. Herkesin eğitim hakkını garanti etsin. Ondan sonra eşit şartlarda ortam açsın. Mis bak. Cillop gibi oldu. Ha bunu niye yapmıyoruz biz? Yani niye olmuyor? Mesela bence çok mantıklı bir modelmiş. Öyle olursa eğer işte insanların üretime akıttıkları zaman enerji vesairenin düşeceğiyle alakalı bir dünya. Yani kapitalizmin ana unsuru... Nasıl çocuğa bırakamayacağım? Bu kadar yüksek, yeter benden. Yüksek üretim tüketim döngüsünü sağlayabilmek ya bu dönemde. Yani evet. Kapitalizmin ana gelişindeki varsaydığı şey bu. Yüksek üretim tüketim döngüsüyle beraber dünyada hareketliliği, ekonomik hareketliliği organize etmek. Bu hareketlilik devamlı büyüyerek gidiyor. Bu sohbeti açmamdaki temel hikayelerden bir tanesi şuydu. Bunun üzerine biraz biyolojik, biraz zihinsel, birazcık da felsefi anlamda başka bir yerden bakalım diye. Bu dönem Türkiye'de hemen herkesin sıklıkla Twitter'da ya da sosyal medyada bundan 5 sene öncesiyle şimdisi arasındaki fiyatları karşılaştığı bir dönem. Evet. Çünkü neredeyse işte gizli gizsiz, resmi ya da gayri resmi %20 ile %50 arasında blok halinde bir zam yedik. Üretimimiz değişmedi ama tüketimimizdeki şey döviz oranlar falan böyle bir seviyeye geldi. Herkes ekonomik anlamda bir problem çekiyor ve büyük bir problem çekiyor ve bununla ilgili çözümünü masada bireysel olarak bir para hırsı ya da konsantrasyonu yani tekil olarak çözmeyle alakalı bir çabaya ayırıyor. Hani bu bir geyik yani, bu parası olsa ne yapacak ya da neyi hedefleyeceğiyle alakalı bir şey. Halbuki aslında dünyada ola geldiği şekilde, bunu Dursun Ali Yaz başka şekillerde de tanımlıyor ama buradan da bakmak gerekiyor konuya. Ülkeyle alakalı üretecek plana ihtiyaç var. Yani gelecekle alakalı üretilecek plana ihtiyaç var. Para bu planlar, bu çalışmalar ya da bu üretimle bileşkeyle hareket ediyor. Bizse tüketilecek paraya ihtiyaçla konsantre oluyoruz. İşte biraz önce bahsettiğim kişisel ölçekte olanın sen ülkeler ölçeğinde ya da makroekonomi ölçeğinde olanı söylüyorsun. Planını yap ki para gelince işe yarasın ya da para gelsin. Aynen öyle. Yani sadece ülke işte ben bireyden başlayarak hani sohbeti de yani kişi olarak da sen bir şey üretmeye dair bir plan, hayatla alakalı geliştirilebilecek bir pozisyonla alakalı bir fikir üretimin içerisinde ol. Zaten ona eşlik eden bir paralellikte o ürettiğin şey işlevselse, toplumsal olarak işe yarayacaksa para buna paralel olarak hareket ediyor. Bu arada öyle söyleyince karışıkmış gibi gözüküyor. Aslında dediğin şu değil mi? Ya bir şey de iyi ol kardeşim, bir iki şey de iyi ol da vur kafayı iyi ol. Yani o kadar iyi ol ki
o şeyle ilgili şeyler sana gelsin. Yani seni yani, bulsun. Ya, yani. Ya pozitif tüm yan etkisi, katma değeri sana gelsin. Aynen. Parası sana gelsin şeyle. Ama bizim parayla ilgili konsantrasyonumuz bir şeyi üretmeyle ilgili değil. Bu zıtlığı hatırlamak. Yani bu parayı tüketmeyle ilgili, yani parayla ilgili konsantrasyonunuz bu ev benim olsun, bu araba benim olsun. İşte bunun yan fantazileri ya da işte ölçekleri, bu eğlence benim olsun ya da yalıda oturayım ya da bilmem ne yapayım. Böyle olunca para sana gelmediği gibi devamlı işte hani Türkiye'deki yaşadığımız o ekonomik buhranlar döngüsü dönem dönem. Işte... Borç içinde yaşamayı da stimüle ediyor ya bu. Evet evet. Yani o öyle olamayacağını fark edip öyleymiş gibi yaşamaya kalkınca da olmayan parayı saçıp savurup taksitle bilmem ne bir şeyler alarak onu tatmin etmeye çalışan da psikoloji var. Bu arada Ozan'cığım bir Gamma Ray'in Money şarkısında alttan şöyle girersin. Arkadaşlar Gamma Ray Money sözleriyle beraber dinleyin. Bak burada bahsettiğimiz şarkısı da var. Bu arada ekonomi ve finans konusunda belki de en konuşmayacak iki adam hani konuyu konuşmayacak bir yandan sohbetini yapıyoruz. Ama yok niye biz temiziz abi konuşabiliriz hiç sıkıntı yok yani. Ben bu tarz hikayelere biraz çocukça bir yerden bakmayı doğru buluyorum. Yani ilkel sorusuyla bakmayı, çocukça bir yerden bakmayı. Piyasada herkes bu konuda profesyonel zaten. Yani biraz aynen. Ayıkıp hani kafadan çıkıp... Bu arada şey söyleyeyim. İşte en son Anti Kırılganlığı okuyorum. Nassim Nicholas Taleb'in. Ya mesela orada yani gerçekten doğru yolda olduğumuzu fark ettim. Şimdi o adamı da sevmiyorlar. Mesela ekonomist diye bir bilim olmaz diyor. Yani böyle bir, hiçbir tahminleri tutmayan, dedikleri şeyleri... Fizik gibi bilinmiş gibi bize yutturmaya çalışan, istatistiklerden hakikat çıkarmaya çalışan sistemler falan hiç çalışmıyor. Yani o profesyonel bazda konuşulan şeylerin hiçbir kıymetinin harbiyesi olmadığını, yıllardır o kadar hissederim ama söyleyemem ki. Yani mesela siyasi yorumcular çıkar, bir sürü şey anlatır, 5 sene sonra teybi geri çevirip oynatsan saçma sapan şeyler duyulur ama onlar hala uzman vasfıyla konuşmaya devam eder. Öngörülemez hadiselerin ki gelecek, kazanç bunlar da bunların içerisindedir. Yani yarın bir gün olacak teknolojik ya da ekonomik ya da sosyokültürel değişimleri öngöremeyeceğin için plan yapamayacağın bir dünyadasın. Anın değerli olduğunu, andaki üretimin ve tüketimin önemli olduğunu fark ettiğin anda zaten gelecekte çocuğuma ne bırakacağım, yarın aç mı kalacağım endişesi tamamen ortadan buharlaşıyor. Bir de şeyi tekrar anlamamı sağladı. En akıl erdiremediğim şeylerden biri ne biliyor musun? Adamın diyelim trilyon dolarlık işlem hacmi olan bir şirketi var. Tek başına tepesinde. İmparator yani. Abi bir gecede batıyor. Abi nereye soktun o kadar parayı? Nasıl battın? Kırılganlıkla bunu anlıyorsun. O kadar büyüdüğünde nasıl ki dinozorlar, mamutlar zart diye siliniyorlar yeryüzünden kırılganlaşıyorsun. Halbuki küçük olduğunda mesela dinozorların devliği yok olma sebepleri ondan sonra dünyaya hakim olan memeler özellikle küçük olmaları. Küçük ve vıdıvıdılar. Yani o yüzden mesela küçük güzeldir, her halde güzeldir. Küçük çünkü anti kırılgan. Küçük şeyleri emiyor, şokları emiyor ve aynı zamanda belirsizlikten fayda üretiyor mesela. Ve yavaş yavaş ulan tabii büyük sermaye batmak zorunda, bunu anlıyorsun. Dev güç, Goliat çökmek zorunda. Yani dünyanın kuralıymış bu. Ama bu kuralı bilmeyince işte ver baba ver, Gamma Ray Money. Bu arada ya yani mesela ben aynı soruyu kendime sorduğumda birkaç milyon liranın üzerindeki parayla sadece gelişme ve iyilik yapabilir misin gibi görünüyor. Birkaç milyon TL'nin üzerindeki ama her yok, para. Yani onu yapamadığın için çok önemli bir tarihsel özdeyiş yerini buluyor. Bu bizi bozar abi. Evet, güzel güzel. Bir bu para bizi bozar. bu para bizi bozar. Aynen. Ama çok güzel laf değil mi ya? Bu para bizi bozar, bozuyor abi. Bu sadece para bozmuyor ki. İşte yani güçle alakalı, tabii, bilinirlikle alakalı, yani hani bir sürü insanın davranışındaki değişimi çok kısa pratiklerle her beraber görüyorsun. Her şey ölçü. Her şey denge denge. Denge denge. Denge. Hoş Sami denge ölümdür diyor ama. Oğlum bir dakika önce ben demiştim. Aa. Ha, lütfen. Denge ölüm halidir.